Haberim Var kanalından hepinize merhabalar, destek istediler, Türkiye'ye karşı son kale biziz. Değerli izleyenler, Ermeni diasporası yaydığı bir harita ile Türkiye'nin Nahçıvan üzerinden Orta Asya'ya oradan Uzak Doğu'ya bağlantısının önündeki engelin Erivan olduğunu gösterip Avrupa'ya, bize destek verin, çünkü Türkiye karşısında son kale biziz, mesajı veriyor, Ruslar, Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir denge politikası yürütüyor. Ukrayna Savaşı'nın beklenenden uzun sürmesinin de etkisiyle bu politikasına devam etme, bekleme görme, daha doğrusu gerilimin nereye kadar evrileceğini test etme stratejisini benimsiyor. Ulaşım kontrolü, Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi, Sınır Muhafaza Servisi organları tarafından gerçekleştirilecektir. Tarafların mutabakatı ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni Azerbaycan'ın bölgelerine bağlayan yeni ulaşım bağlantılarının inşası gerçekleştirilecektir. Ancak Ermenistan tarafı bu taahhüdünü yerine getirmediği gibi, özellikle son haftalarda gerilimi tırmandırmaktan da geri durmamıştır. Anlaşmada kastedilen Zengezur koridoru türlü engellemelerle henüz faaliyete geçirilememiştir. 10 Eylül sabahı, Ermeni birliklerin sınır hattında Azerbaycan mevzilerine yakın bölgeleri mayınlama girişimi, büyük bir çatışma çıkmasına neden olmuştur. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırda yaşanan olayın temel sebebini Sovyet dönemine kadar uzanan uluslararası sınırların yasal kayıtlarının olmamasına dayandırmaktadır. Ve bu konuda Rusya olarak yardıma hazır olduklarını her fırsatta dile getirmektedirler. Bu durumu bir nevi Putin'in Novorossiya yeni Rusya idealinin amaçlarından biri olarak da değerlendirmek mümkündür. Rus yanlısı Ermeni gazetecilerden olan Vladimir Manukyan, Türkiye etkisi üzerinden Rusya'yı uyarmaya çalışmıştır. Rusya, Azerbaycanlıların Karabağ'daki eylemlerine sert tepki vermezse, yakında Kırım ve Donbas'taki durumu Türk bayraklı izleme merkezlerinden seyretmek zorunda kalacak.